laboratuvar şartlarında izole edilmiş bir karaciğer hücresine alfa ketoglutarat eklendikten sonra yukarıdaki inhibitörlerden hangisi ya da hangileri ilave edilirse kompleks 4 okside olur. Diyor ki, gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Bu son zamanlarda kurguladığım sorulardan bir tanesi. Şurası TCA, tamam mı? TCA'da ne verdiniz arkadaşlar? Alfa ketoglutarat verdiniz. Alfa ketoglutarat üzerinden TCA'yı başlattınız. Ne oldu? Atıyorum alfa ketoglutarat dehidrojenazdan NADH ürettiniz mesela. Yine ileride FADH2 üreten reaksiyonum da var. Yani alfa ketoglutarat verirsem ETZ'ye hem NADH hem de FADH2 sağlamış olurum. Değil mi? Alfa ketoglutarat dehidrojenazdan süksinil-CoA, süksinat, daha sonra süksinat dehidrojenazda fumarat falan oluyor. Yani NADH'ım ve FADH2'm var. Ve ETZ'ye giriyorum. Bu kritik önemli olan bu. Sonra ETZ'yi hatırlayın. Kompleks 1, kompleks koenzim Q, şuradan da kompleks 2 diyelim. Kompleks 3, stokrom C, kompleks 4, oksijen. Şimdi yani şuradan akışı başlattım bakın. Şuradan NADH'la akışı başlattım. Şuradan FADH2 ile akışı başlattım. Diyor ki bana diyor öyle bir inhibitör ver ki diyor şu kompleks 4'ü okside olsun. Yani bunun önünü tıka diyor. Kompleks 4'ü okside et diyor. Önünü tıka diyor. Buna elektron gelmesini engelle diyor. Anladık mı soruyu? Soruyu anlamak önemli. Önünü tıka ve ona elektron gelmesin diyor. Şimdi arkadaşlar rotenon yalnız bir maddesi bakın. Yalnız bir rotenon versem. Rotenonu verdiniz diyelim. Rotenonu verdiğiniz zaman ne olur? Şeyi tamamlamış oluyor muyum? Yani şu an okside mi redükte mi? Kompleks bir redüktedir. 4 okside midir? Diğer önermeler de dikkat edelim bakalım o zaman. Sodyum azit. Sodyum azit neydi arkadaşlar? Sodyum azit nerede inhibitördü? Kompleks 4'ten oksijene değil mi? Şurada blokaj yapardı. O zaman onun varlığında zaten okside olmaz. Olsa olsa redükte olur. Yani sodyum azit olmaması gerekiyor. Karboksine bakıyorum arkadaşlar. Karboksin ne yapar? Karboksin TTFA kompleks 2'den koenzim Q'ya. Bu da karboksinde kompleks 2'den koenzim Q'ya geçişi bloke eder. Yine piyeristina ne yapar? Kompleks 1'den koenzim Q'ya geçişi bloke eder. O zaman seçeneklere bakarım. Yalnız 1 doğru seçenek bu mu? Yalnız 3 doğru seçenek bu mu? 1 ve 3, 2 ve 4, 1, 2, 4. Şimdi o zaman ikinci önermeyi sildiğim için şu seçeneklerin olmaması gerekiyor doğru. Bu seçeneklerin doğru olmaması gerekiyor. O zaman doğru seçeneğimiz hangisidir? Yalnız 1'i bloke etmek yeterli mi? Yoksa 1 ve 3 mü? Yoksa arkadaşlar yalnız 3 mü? Hangisidir? Bakın mesela sadece kompleks 1 üzerinden blokaj yaptım. Tamam. Buradan blokaj yaparsam 4 okside halde kalır mı? Mutlak anlamda kalmaz. Niye? Kompleks 2 üzerinden de akış devam ettiği için. Değil mi? Boşa demedim ki. Diyorum ki hem NADH kattım olaya hem de FADH2 kattım diyorum. O yüzden nereden blokaj yapmanız lazım arkadaşlar? Hem kompleks 1'den hem de kompleks 2'den elektronu durdurmanız lazım. O zaman doğru seçenek ne olmalıdır? 1 ve 3 olmalıdır. Yani yalnız 1'den blokaj yapmak yeterli değil. Çünkü FADH2 de var olayın içinde. Buradan bloke edelim, FADH2 üzerinden giriş devam eder. O zaman hem buradan hem de oradan, hem kompleks 1'den hem de kompleks 2'den hem NADH'ın hem de FADH2'nin elektron vermesini ne yapmam lazım? Engellemem gerekir. Bu tarz bir soru gerçekten zor bir soru ama kavramı tam olarak kavrayabilmeniz için birazcık
zorlamalı bir soru sorayım dedim arkadaşlar. Kavramın tamamını, bütünlüğünü ön plana çıkartmak istedim. O zaman dikkat edin. Normalde nedir arkadaşlar? Böyle yaptığımız zaman peki kompleks 4 oksideyken kim redüktedir? Kompleks 2 ve kompleks 1 redükte halde kalacaktır. Genel kural neydi? Blokajın gerisi redükteyken ilerisi oksidedir. Ona dikkat edin. Anladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Çıkarsa zor, çok zor soru kapsamına girecektir. Birçok kişi yalnız bir falan deyip içinden çıkmaya çalışacaktır. Bakın diğer bir soru arkadaşlar. Aslında bu sorudan yola çıkarak kurgulamıştım. Dikkatli izole edilmiş, ana kaynaklardan birine geçen bir soru. Dikkatli izole edilmiş mitokondriler membran yüzeyindeki moleküller arasındaki kovalent olmayan etkileşimleri, pardon bu farklı. Dikkatli izole edilmiş mitokondriler membran yüzeyindeki moleküller arasındaki kovalent olmayan etkileşimleri bozabilecek yüksek tuzlu bir çözelti ile inkübe ediliyor. Mitokondrilerini izole etmişsiniz, atıyorum bir karaciğer hücresini. Daha sonra yüksek tuzlu bir çözeltiye koyuyorsunuz, inkübe ediyorsunuz. Mitokondrileri daha sonra çözeltiden çıkartıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Elektron akışını başlatmak için ortamada piruvat ve oksijen veriyorsunuz, koyuyorsunuz. Piruvat ve oksijen koydunuz. Bu koşullar altında aşağıda verilen elektron transfer zincirindeki yapılardan hangisinin kaybı oksijen tüketiminin minimal seviyelerde kalmasına neden olur? Yani burada aslında vurgulanan şey şu. Diyor ki yüksek tuzlu çözelti ETZ'deki elektron taşıyan komponentlerden hangisini en az etkiler? Buradaki mesaj bu. Yüksek tuzlu çözelti koyuyorum, ETZ'yi bozuyorum. Yapıları bozmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki ETZ'deki yapılardan hangisi yüksek tuzlu o kaybı oksijen tüketiminin minimal seviyede kalmasına neden olur. Neyse. Bakın arkadaşlar şimdi burada bakarsanız kompleks bir olsun. Bunlar içlarda yerleşik olan bağlı yapılar. Bunlar tuzlu sudan çok fazla etkilenmez. Kompleks 3 olsun, kompleks 4 olsun. Bunlar temelde ne yapmıştır? Yapıya yerleşmişlerdir membrana ve bu tuzlu çözeltiden falan çok da fazla etkilenmezler. Burada iki şey var aslında. Tuzlu çözeltiden bir şey etkilenecekse o şeyin nasıl bir şey olması gerekir? Lay lay lom olması lazım. Yani bir yere sabit olmaması gerekiyor. Aslında bizim hatırlarsanız hareketli elektron taşıyıcılarımız vardı. Değil mi? Önce onu hatırlayacaksın. Diyeceksin ya etkilense etkilense burada hareketli taşıyıcılar etkilenir. İki tane hareketli taşıyıcımız vardı. Kimdi? Coenzim Q'ydu ve sitokrom C'ydi. Bakın zaten fırıldak onun üzerinden dönüyor. Hareketliler etkilenir. Ama hangisi etkilenir? Hangisi etkilenmez gibi bir kurgu üzerinden devam edeceğiz. Hangisinin kaybı oksijen tüketiminin minimal seviyede kalmasına neden olur diyor. Yani hangisi en çok etkilenir diyor burada. Hangisi en çok etkilenir diyor. Sizce hangisidir arkadaşlar? Coenzim Q mu, sitokrom C mi? Hangisi çok etkilenir? En çok etkilenir bu tuzlu sudan. Coenzim Q nasıl bir yapıdır? Lipid yapılıdır. Yani bu bağlamda tuzlu çözeltiden çok da fazla etkilenmesini beklememek lazım arkadaşlar. İşte bakın Coenzim Q membran boyunca hareket edebilen lipidle çözünür bir kinon türevidir. Yüksek tuzlu çözelti inkübisyonundan etkilenmez inkübasyonundan. Ancak sitokrom C zar arası boşlukta kovalent olmayan etkileşimler yoluyla mitokondriyal membrana bağlanan küçük bir proteindir. Bu da yine hareketli ve suda çözünen bir yapı bu. O zaman burada daha ziyade etkilenen kimdir? Sitokrom C'dir arkadaşlar. Sitokrom C'dir burada etkilenen. Hoş bir soru gerçekten.